Azrail 4. bölümden herkese selam dostlar. Hoş geldiniz. Başlayalım o zaman. Güzel bir başlangıç. Dostlar bu nasıl bir fiyat ya? Cennet madeni yani cennetin gözyaşı 15'em. Gidelim o zaman direkt olarak maden yapalım ya. 2 tane yapsan 30'em. Çok güzel para var ama bir yandan şamanı da kasmak lazım 30'a ki. Onunla da yapalım. Ben şamanı açayım otomatik hava bırakayım ya da onu da götürüp diyeceğim de kendim de 35'te vereyim. Ben gideyim tek başıma. Birazcık cennet yapayım arkadaşlar. Ayrıca bir elmas da bakalım aslında. Elmasın da fiyatı neymiş? Geliştirmeler, zihin taşları. Şöyle elmas yazalım. Elmas da 6M'den başlıyor. Gayet güzel. Gidelim o zaman birazcık cennet ve elmas farmı yapmaya çalışalım. Bulabilirsek. Bulamazsak da artık başka türlü farmlar yaparız. Şu mavi saç bandını bir verelim. Öncelikle şu birinci köydeki bütün olayları halledip ondan sonra bir tapınağa doğru. Geçen bölümden unuttuğumuz bir şey var arkadaşlar. Şu KDP'lere ve ayrıyetten GB'ye ve Anka kuşu şişine artı basacaktık. Onları unutmuşuz arkadaşlar. Hepsini şöyle bir artı bir yapalım. Artı bire kesinlikle geçiyor diye biliyorum zaten. Evet. Şimdi artı 2. Evet. Geçti. Artı 3. Hadi bakayım. Geçti. Artı 4 oluyor musun? Artı 4 de oldu. O zaman hepsini bir artı 4 yapalım. Artı 2. Artı 3. Artı 4. Tamam. GB'ye de artı 4 yapalım. Olursa. Artı 2. Artı 3. Artı 4 geliyor mu? Artı 4. Şişimizi de yapalım. Yandı. Şiş yandığına göre KDP'yi artı 5'e atabiliriz. Diğer KDP'yi de artı 5'e attık. Güzel. GB'den devam edelim. GB'yi bir yakalım. Artı 5 oldu GB'de. Artı 6 yandı. O zaman bunlardan bir tanesi 9 oluyor mu? Artı 6. Sen de artı oldu. 2 tane artı 6'mız var. Artı 7 geliyor mu? Geldi. Bu da artı 7 oluyor mu? Oldu. Hadi bakayım ikisi de artı 8 olursa yandı. Sen artı 8 oluyorsun kardeşim. Bu da yandı. Yani ilk defa bu kadar heyecanlandık. Harbiden çatır çatır gidiyormuş gibi oldu. Ama maalesef yine yandı. Haydi o zaman gidelim. Işınlayıcı nerede? Işınlayıcıyı da ta tepeye koymuşlar abi baksana. Sarı bayrak gerçekten enteresan ya. Geliyorsun abi buradan böyle rampayı tırmanıyorsun tırmanıyorsun. Baya baya tırmanıyorsun. Işınlayıcı burada. Enteresan ama güzel bir haritası var. Yavaş yavaş da alışıyoruz. Vadi oradan da tapınağa koşalım. Yolumuzun üzerinde bir tane gölge metnine rast geldim arkadaşlar. Keselim bakalım. Kesebiliyor muyuz? Kesebilecek miyiz? Görelim. Ondan sonra da tapınağa geçelim. Bakalım maden bulabilecek miyiz? Hileler ne durumda? Biliyorsunuz bir de bazı hileler var. Yanından geçerken hani herkesi öldürüyor falan böyle tek atıyor. Hani şampiyon leveli bile tek atıyor. Öyle bir değişik bir hile. İnşallah onlardan falan da yoktur. Çünkü bazen eskiden öyle bir durumla karşı karşıya kaldığım oldu. Belki de o yüzden maden fiyatları o kadar yüksektir. Ama inşallah dediğim gibi öyle bir şeyle karşılaşmayız. Çok güzel bir şekilde 1K kritikle 2K'ları görerek daha hani 35 leveldeyiz. Zihinseliz bir de bedensel de değil. Ama bedensel olsa da gerçekten dayanması zor. Şimdi şunlara çoktan yatmıştı yani şu kadarcık slota kesinlikle yatmıştı. Çünkü güçlü beden olmamıza rağmen canımız yarılara kadar düşüyor. Hadi bakalım dayan dayan kardeşim dayan ama yatacak gibiyiz. Çünkü evet yattık. Nokta kadar canı kalmıştı. Totalde 9K canımız var. Canımızı birazcık yükseltebilirsek daha kolay olacaktır. Ama nokta kadar canı kala ölmek de çok da kötü olmamalı ya. Ama buradan çıkamadık. Hemen vurmam lazım. Belki metni patlatırım. Hop metni patlattık. Güzel. Simyayı kapat. Laykanlardan koruyan taş diyor. Onu al gitsin. Bıçak çevirme. Yine bir hava kılıcı falan göremedik ama olsun. Ayrıca neyimiz var? ETP'lerimiz var bol bol. Onları da topladık. Evet, tamam o zaman. Ne gelmiş? Statü gelmiş. Statüde de HP'ye verelim. Bu da bir işimize yaramaz. Bunu da atalım kardeşim. Lanet kitabı düşmüş bak burada hile. Lan siz var ya çok fenasınız. Şöyle bunu da arkaya atalım. Burada neler var? Neler var abi? Demir ok bilmem ne cart curt. Vallahi. Dün bak dün çok güzel çarı kastım arkadaşlar biliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yaşamadım ben ama lanet kitabı almıştı ya. Lanet kitabına kafayı takmıştım. Neyse. Dün çok rahat burada kasmıştım biliyorsunuz boştu ama bugün hile koymuşlar.
Bayağı sıkıntı. Neyse. Bakalım hemen ilk odadan. Zaten varsa vardır abi burada. Yoksa bir CH atarız. Bakıyorum. Map'ten zaten görebiliyoruz. Yok. Hemen bir CH atacağım. Şey yapmayacağım. Beklemeyeceğim. CH3'e bir geçelim birlikte. Bakalım CH3'te varsa diğer CH'lerde de maden vardır. Eğer yoksa burada şu an yoktur. Saati değildir. Evet var. Bir tane ne var? Midye yığını var. O zaman diğer CH'lerde de farklı şeyler olabilir. Ben o zaman biraz CH atayım. 2, 3, 2, 4 o şekilde gideceğiz artık. Bir cennet madeni bulursak kırarız artık. Aslında sürekli CH atmak da iyi değil. Biz hani zamanında mevcut değil aldığımız zamanlar sürekli CH atmaktan da mevcut değil aldığımız oluyordu. Burada beyaz altında midye var. Bu da işimize yaramaz. Ama ne yapalım? Maden yapıyorsan mecbursun. Sürekli olarak CH atman gerekiyor. Neyse, ben lafı uzatıyorum. Haydi cennet buldum. Cennet madeni bulamasam da elmas buldum. Elmas da olur arkadaşlar. Elması kırmaya başladık bakalım. Kaç tane bize totalde elmas verecek? Ayrıyetten bir yandan da şamana artı altı böyle içten falan dizip şamanı da otomatik hava bırakmak istiyorum. Şu elması kırdıktan sonra abi bir şey daha geldi buraya. Kuvars kuvars ikisi de. Şu elması kırdıktan sonra büyük ihtimalle şamana da bir içten dizelim ya da şamanı buraya getirip para alıp kendi halinde bir yandan bir iki çift ekrandan diğerinden şamanı da hallederim. Şamanı da otomatik hava koyacağım. Yavaş yavaş şaman da kasılsın. En azından ikinci bir 30 levelimiz daha olduğu zaman iki çarla maden yapmak bize gayet güzel bir getiri sağlayacaktır. Ben sadece videoda maden yapmayacağım tabii ki de. Ben mesela 3 saati maden yapıyorsam buna size 3 dakika 5 dakika bir şekilde sizlere göstereceğim. Geri kalan süreçlerde ben sürekli iki tane nedir ya iki tane nedir neyse kısacası bu yani 3 saat maden yapıyorsam siz bunu 3 dakika olarak izliyorsunuz. Onun dışında diğer türlü metin farmına falan geçeceğiz. Bir de ben bu Azrail sunucusunun bir event takvimine bakayım. Ona göre de eventlere de katılır zaten. Evet dostlar şamanımıza artı 5 artı 6 civarında bir levellik içtenleri dizdim. Gördüğünüz gibi ekranın şöyle sağ üst tarafında mouse oraya geçtim tabii ki gözükmüyor. Sağ üst tarafında şaman kasılmaya devam ediyor. Oradan ufaktan onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Biz de evet cennet varmış. CH attık çünkü diğeri bitti. Öyle de bir yere düşmüş ki maden şuna bakın. Neyse inşallah çabuk gitmez. Güzel bir şekilde yaparız. Bu arada CH6'da sürekli olarak vuran bir tane bot var. Hani tek atmıyor ama vurduğu için siz maden yapamıyorsunuz. Canını sürekli götürüyor çarın. Size vurduğu için maden yapamıyorsunuz. CH6 iptal. Geri kalan CH'lerde rahat rahat farmımızı yapabileceğiz. Bir yandan da şamana pot falan basıyorum böyle. O da bir yandan kasılıyor. Pot basmasının sebebi de büyük ihtimalle hiç HP'ye yani savunmaya vermememizin nedenidir. Hep SP'ye verdiğimiz için defansı ve HP'si çok düşük oluyor. 1400 canı var şu an. 125 de defansı var. Tek başına kasılması o yüzden şamanın gerçekten zor oluyor sürekli SP'ye verdiğiniz takdirde. Çünkü normalde artı 6 artı 5 böyle düz itemlerle savaşçıyı 15 levelde beyaz zeminlere saldığınız zaman 14 levelde falan çok rahat kesiyor. Ama şamanda bir pot basmak gerekiyor tabii ki de. Onun sebebi de HP'ye vermediğiniz için, hep SP'ye verildiği için. Her neyse ben birazcık bu şekilde maden yapacağım. Ama düşünüyorum ki bir an önce şamanı 30'a kasmak çarpı 2 maden hani yapmam demek. Yani bir tane cennet alacaksam buradan şamanım olduğu zaman iki tane cennet alacağım. O yüzden öncelikle aslında şamanı kasmak lazım. Şimdi şu cenneti yaptıktan sonra büyük ihtimalle şamanı bir vadiye falan getiririm. Hızlı bir şekilde şamanı da kasmaya başlarım diye düşünüyorum. Şimdilik düşünceler yani anlık olarak gelişiyor. Diyorum lan tamam hadi kasmaya başlayayım. Bazen hani insanda o kasma hevesi olmuyor. Böyle çar kasma hevesi gelmiyor. Yani o zaman madene devam ederim. Bu şekilde farmımızı yapıyoruz. Hep başarısız, hep başarısız. Yani az öncekinden de 108 tane elmas taşı verdi sadece. İşte tek çar oldu mu böyle de bir sıkıntı var. Mesela şaman da yanımda olsaydı 200 tane olmuştu ortalama olarak diyebiliriz. Aynı şekilde cennette de aynısı olacak. Atıyorum bundan bana 50 tane verecekse şaman olsaydı 100 olacaktı. Gibisinden şeyler yani kısacası. Neyse devam edelim o zaman. Farklı. Şamanımız otomatik avda 21 levele kadar kasıldı arkadaşlar. Şimdi gidelim şaman yine köşede dursun. Gidelim biz vadide falan 30'a atalım. Daha sonrasında çift çarla
maden yapmak istiyorum. Çünkü tek şarla maden yapmak getirisi düşük olacak ve boş zaman kaybı gibi geliyor bana. Haydi o zaman şamana da 30'u atalım. Şamana 30'u atarken biz de herhalde bir 37 falan 38 o civarlarda bir şey oluruz diye tahmin ediyorum. Haydi o zaman. Evet dostlar, şamanı kasmaya geldim ve şöyle çiçek tohumları, çiçek çocuklar etkinliği devam etmekte. Birinci sandıktan yeşil iksir verdi. Şöyle 10 oldukça sandık alabiliyorsun. İkinciden de yeşil verdi. Bakalım bundan ne verecek? Liderin mavi verdi. Liderin kitabı artılı veriyor diye bildiğim için arkadaşlar, o yüzden açıyorum. Yine çel çöp verdi. Bir liderin kitabı artılı versen aga be. Harbiden çok tatlı olacaktı. Bunları yere de atamıyorsun diye biliyorum. Aynen, ticareti de yok. O yüzden direkt koydum. Harcamamız lazım. Neyse, yapacak bir şey yok. Sandık açalım. Sandıktan liderin kitabı çıkar. Ya da gerek yok aslında şimdilik diye düşünüyorum. Bir tech takarız, bilgelik takarız. Zaten Uriel'den de %50 olması lazım. %50 exp drop'u almıyor. Bakalım kaçmış. Aynen, %50. 2 saatlik bize %50'lik drop veriyor arkadaşlar. Şimdi tech'imizi takacağız. Anaçar'da bilgelik basmayacağım. Fakat şamanımızda arkadaşlar, bir tech, ayrıyetten 3 saatlik de bilgeliği takacağım. Ayrıyetten 1 saatlik de normal bilgeliği taksam mı? Gerek yok. Bence şimdilik gerek yok. Arada bir hile geçiyor buradan. Birazcık o biraz sıkıntı ama onun dışında güzel bir şekilde keserek kasacağımızı ümit ediyorum. Toplayalım bakalım ne kadar sürede kasacağız. Şimdilik teci taktık. 1 saati var. 30 level olduğunda videoya girerim. Aksi tak, hani farklı bir şey olmadığı sürece 30 level olunca tekrardan videoya girerim. Kaç dakikada kastığımızda sizlere göstermiş olurum arkadaşlar. O zaman 30 level'de İnanılmaz derecede hile doldu arkadaşlar. Çar 28 level olmak üzere şaman. Bu da 36.5'larda. Ama yani kasamıyorum şu an. Az önce böyle değildi. CH1'deyim. Diğer CH'ler bundan da beter. Sanırsam bir kişi bayağı bir hile koydu. Bütün bir sonun olduğu yere. Yani çok rahat 2 level 3 level çok rahat kastım. Arada bir tane hile geliyordu böyle. Arada bir kesiyordu. Daha sonrasında gördüğünüz gibi yani iki grup slot kesiyorsun, sürekli temizleniyor burası. Harbiden şu an işkenceye bağladı yani. Çarı bir 30'a atamadım. Yani buradan başka da bir yer şu an bilmiyorum. Zaten örümcek zindanı direkt hilelerin mekanı olmuş. Orada bir slot dahi kesemeyiz. Onun dışında da başka kasabileceğimiz yer çöl falan desen hani çok çok daha beter buralarda. O yüzden bir şekilde burada böyle yavaş yavaş yapacağım. Ya olan bilgelikler boşa gidiyor. Tech çok para değil. Tech'in tanesi 800k 1M arası bir şey, çok pahalı değil ama bilgeliği gidiyor şamanın. Kötü olan sadece o. 28 level oldu. Son 2 level kaldı. Vallahi 2 levelde bir şekilde. Olmadı biraz sonra bir ara veririm. 15 dakika 20 dakika. Belki ne bileyim yine belki 1 level'e kadar kasılıp çıkıyordur. Hatta öyle yapacağım. Şimdi bir 15 dakika falan bir mola vereceğim arkadaşlar. Moladan sonra devam edeceğim çünkü gerçekten slot kalmıyor. Şu bir slota koşarken onlar ölüyor zaten. Evet dostlar, cennet damarını CH5'te bulduk. Bir yandan da şamana da kazmasını aldım, getiriyorum. Yalnız bir an önce bunların söz yüzü görevlerini yapıp çarları evlendirmemiz lazım ki sürekli böyle koşmakla uğraşmayalım. Bir arada söz yüzü görevine başlarız. Şu an bakıyorum. Hop, şamanı da getirdim. Şamana da şöyle ufaktan bir uyguna bulabilirsek zırh falan buluruz. Şöyle artı 9 şekil olur. Kuşak burada gerçekten pahalı, kuşak olayına giremeyiz şimdilik. Ama çift çarla şöyle bir grup daveti de gönderelim. Çift çarla güzel bir şekilde maden yapacağımıza inanıyorum. Hop, şamanın ilk düşürdüğünden 13 tane çıktı. İlk düşürmeye her zaman bakarım şansına göre. 13 yine çok fena değil. 1-2 de düşebilirdi. Ufak ufak biriktireceğiz bakalım arkadaşlar. Ben şöyle bir şey yapalım. Nasıl yapalım? Bu damar yok olana kadar kasayım. Totalde iki çarın toplamına bakalım. Şu an 100 tane vardı. İşte biraz daha birikti diyelim. Totalde kaç tane olacak? Hep birlikte görelim. Hop, şamana ikincide de direkt 85 oldu. Gayet güzel. İnşallah bunlar da böyle yüksek oranlarla geçerse gerçekten tatlı bir fark. Cennet madeni yok oldu arkadaşlar. Şamandan 256 tane geldi. Burada da 238 tane var fakat 100 tanesi öncedendir. Demek ki şaman güzel kasıyor diyebiliriz. Toplamda 2-4 tane bir deneme yapma şansımız var. Bir tanesi de yolda diyebiliriz. O zaman maden avına devam edelim. CH atalım, tekrardan arayalım. Burada güzel bir
şey var sanırsam, normalde CH atıyorsun ya, yani bir maden bittikten sonra bazen uzun süreler boyunca yeni maden gelmiyor gibi şeyler olabiliyordu. Sanırsam bu Azel sunucusunda öyle bir şey olmuyor. Yani şimdilik olmadı diyebilirim. Bakın insanlar burada kasılıyor. Çünkü diğer yerlerde çok fazla hile var. Ne var? Abonoz damarı. Abonozun çok para edeceğini zannetmiyorum. O yüzden devam edelim. 8'de abonoz var. Aklımızda olsun. 9'a bakalım. 9'da bir şey var mı? 7'ye bakarız sonra. Bu şekilde devam. Girişler biraz yavaş ama yavaş olması birazcık beni tedirgin ediyor. Sürekli CH atmanın mevcut değil hatasına sebep olduğunu öğrendikten sonra fazla CH atmak istemiyorum. Fakat maden yapacaksın kardeşim. Madende bol bol CH atmak gerekiyor. Buna da vallahi bir şey diyemiyorum. Atacağız yine CH'mizi. Yapacak bir şey yok. CH9. CH9 temiz. Burada olmaması biraz beni şaşırttı. 7 bakalım. 6'da vuran hile vardı. O yüzden o hilenin yanına geçmeyeceğiz derken oyundan attı. Şamana tekrardan merhaba diyelim. Beyaz altın kırsın şaman o zaman. Biz ana çarımızı açalım. Diğer CH'lerin hiçbirinde elmas ya da cennet madeni olmadığı için beyaz altın damarına geri döndüm arkadaşlar. Boş beklemektense bunda biraz vakit geçirelim. 3-5'e bilmiyorum ben ne kadar eder. Belki aynı fiyatı aslında can çok fazla kassak, mesela atıyorum beyaz altından saatlerimizi verip beyaz altın kassak, evet satılmaz. Veya çok ucuza koymamız lazım satılması için. Fakat böyle aralarda ufak ufak hani bunu kasarsak arkadaşlar, atıyorum 10 tane cennet koyduğumuz zaman pazara 2 tane de beyaz altın koyarsak, onları da cennetle aynı fiyata, atıyorum 10 M'den koyduğumuzda onları da 10 M'e koyarsak, şansımız o an pazarda kimse yapmıyorsa, ki genellikle çok kişi yapmaz bunları. Alıcının da ihtiyacı varsa sen onu 10 M'de koysan, 15 M'de koysan bir tane alır takar kendi işte itemine, ya da iki tane alır takar. Ama gidip de sabah akşam hani cennet kasar gibi beyaz altın kasarsak net bir şekilde bunlar elimizde kalacaktır. Ama böyle ufak ufak aralarda da kasılır, yani ne yapalım. Olmadığı zaman beklerken boş beklemektense vakit geçirelim böyle. Madene devam ediyoruz dostlar. Bu arada elimizde totalde ne kadar maden birikmiş şöyle bakalım. 2, 4, 6, şu yarım kalmış. 6 tane cennet denemesi yapacağız. Bir tane beyaz altın denemesi yapacağız. 2 tane de elmas denemesi yapacağız. Tabii şu elmas bittiğinde bir iki tane daha falan bize çıkartırsa güzel bir deneme yapma şansımız olacak. İnşallah bol bol geçer. Bu elmas damarı da bitsin arkadaşlar. Ondan sonra gidip deneyelim. Aslında şu 90'ı da hani 100'e tamamlamak isterdim. Ne yazık ki cennet damarı çıkmadı. Birkaçtır elmas çıkıyor. Ve çok da uzun sürmüyor. Kısa sürüyor. Ya da ben geç buluyorum. Hani CH atıyorum. Geç buluyorum büyük ihtimalle. Fazla uzun sürmeden kayboluyor. Neyse önemli değil. En azından elmasın az önce gidip piyasasına baktım. Ticaret camımızdan arkadaşlar. Elması 7,5 M'den falan koymuşlar. Cennetleri de 9 M'lere kadar düşürmüşler. Geçen gün 14 M'e görmüştük. 9 M'e düşürmüşler. Yani neredeyse fiyatları birbirine yakın. O yüzden güzel bir getirisi olacaktır. %50 bile geçse 1, 2, 3, 4 tane falan geçecek. 4 tanesi de ortalama işte 8 M'den desek 4 kere 8, 32 o civarda bir şey işte 32 oldu. Düz hesapla bize 35 M. Hadi bir de bir tane daha böyle gelsin. 40 M falan getirir. Fena değil yani, 40 M'de baktığınız zaman çok bir vakit ayırmadım doğruya doğru. Hani maden yapacağım deyip saatlerce oturmadım. Biraz yaptım. Arada CH attım. CH attım. Bulamayınca kapattım. Bugünümü bu şekilde tamamladım neredeyse arkadaşlar. Böyle yamulmuş bir şekilde de oturuyorum valla. Neyse hadi ben bunu bitireyim arkadaşlar. Şu elmas bitsin. Daha sonra gidelim denemeye. Başlayalım bakalım ne kadar geçecek. 1 saat aradıktan sonra arkadaşlar elmasçı buldum mavi bayrakta. Şimdi elmasları dönüştürmeye başlayalım bakalım. Yere atıyordum. Yere atmıyoruz kardeşim. 1'de 1 çok güzel. Hop 2'de 2. 44 diye habire uzanıyorum. Hop 3'te 3. Mükemmelsin. 4'te 4 ve 5'te 4. Ama gayet güzel. Şimdi şu cennetlere cennetçi zaten bol. Gidelim cennetçi de çevirelim diyeceğim de beyaz altını bulabileceğimizi hiç zannetmiyorum. Beyaz altıncı yoktur. O yüzden bu elmasçı da deniyorum. Başarısız. Yani onu hani kasmak dedik, eyvallah hani vakit geçirirken yapalım dedik ama zaten bunun çeviricisini bulmak çok zor olacak. At yere gitsin o yüzden ya. O
Yani ondan kâr etme gibi bir şeyimiz söz konusu değil arkadaşlar. Şimdi ben şurada yolumuzun üstünde bir cennetçi vardı. Onun yanına gideyim. Orada 2, 4, 6 tane de bir cennet denemesi yapalım. Oradan sonra videoyu zaten noktalarız. Köyümüze doğru koşmaya başlarız. Artık sarı bayrağız. Yani mavi bayrağı gerçekten seviyordum. Ama artık mecburi bir şekilde sarı bayrak olduk. Cennet işleyicimizin yanındayız arkadaşlar. Haydi bismillah. Başlayalım bakalım. Bir de bir. Güzel. Geliyor mu bakalım. Hop. İki de bir. %50. Fena değil. Hop. Bu da başarısız. Bu kötü oldu. Bunu o zaman başarılı bir şekilde çevirmemiz de gerekiyor kardeş. Evet. Tamam. Hala daha %50'yiz. Yani cennette zaten %50 geçirsin, sıkıntı yok. Bak şu an bunu geçirirse tam %50 oluyor. Haydi bakalım, geçirdi. Tamamdır. %50. 6 tane denedik. 3 tane cennet geçti. Tam da beklediğim oranda. Elmasta güzel bir başarı sağladık. Totalde elimizde 4 tane elmas, 3 tane de cennetimiz oluştu. Gayet güzel, çok uzun bir vakit ayırmadan toplamda 8, kaç elden satılır? 8'den satılacağını zannetmiyorum bunların. 7,5 desek 15, 30. Şunları da 10 elden satsak 60 emlik bir para. Bence kısa vakitte güzel kar. Tavsiye ederim, eğer azal sunucusunda başlarsanız maden yapın. Ama benim şeyde taş koymayın, yani piyasayı düşürmeden güzel tatlı tatlı madeninizi yapın. Bu bölümde burada noktalayalım dostlar. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın diliyorum. Ve ayrıca yorum ve like da destek olabilirsiniz. Tabii kanala abone olmayan varsa da abone olsun. Bunları söylememize gerek yok. Ama söyledik. Haydi görüşürüz. Gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Alkolümü aldım ve 21 gün piyasada. Videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.